Herkese merhaba. Bugün 26 Ocak Çarşamba. Bugün birlikte Ethereum Name Servisin yani ENS'in teknik görünümü konuşacağız. Ama öncesinde Bitlo.com üzerinde bir hesabınız yoksa eğer aşağıdaki avantajlı kayıt linklerinden üye olup güvenilirliğini kanıtlamış orta ve uzun vadede çok iyi yerlere gelecek projelere kolayca yatırım yapabilirsiniz. Teknik analize geçecek olursak eğer Yenis'te günlük grafik incelendiğinde daha önceki analizlerde hatırlayacağınız üzere Yenis'i düşen bir kanal yapısı içerisinde takip ediyorduk. Bu kanalın alt bandı olan 14 dolar seviyelerine kadar bir düşüş hareketi izledik. Ayrıca Yenis için 29 Kasım tarihinde başlamış olan siyah renk ile gösterdiğim düşen bir trend hakim. 4 saatlik grafikte bu siyah trendimizin üzerinde bir 4 haç kapanış yaptığımızı söyleyebilirim. Gelecek 4 saatlik kapanışlarda 18 dolar 50 sen üzeri gelecek her kapanış kısa vadeli yenisi için pozitiflik yaratacaktır. Bu bize 21 dolar 75 sente kadar bir hareketi getirebilir. 21 dolar 75 sent bölgesinin aşılması durumunda yani bu kırmızı bölge ile gösterdiğim bulutsu yapının üzerinde gelecek gün kapanışları bize kısa vadede 25 dolar 70 sent bölgesini getirecektir. 25-70 sen bölgesi bizim için önemli çünkü günlük grafikte süper trendimizin al vereceği bölge olarak düşünülebilir. Bu bölgenin al vermesi neden önemli? Hatırlarsanız 6 Ocak tarihinde süper trendimizin günlük grafikte 30 dolar bölgesinden sat sinyal vereceğinden bahsetmiştim. Bu bölgeden sonra grafikte yaklaşık %52'lik bir düşüş hareketi gözlemledik. Tekrar edecek olursak 25 70 sen bölgesindeki al sinyali bizi en azından daha önce güçlü bir destek bölgesi olarak çalışan 36 dolar mor band bölgesine kadar götürecektir. Bu bölge aynı zamanda fiyatın içerisinde ilerlediği düşen kanal yapısının da orta band bölgesi olarak düşünülebilir. Yani bu bölge güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışacaktır. Kısa vadede negatiflik için ise Kısa vade negatiflik için ise 18 dolar 56 sent bölgesindeki her kapanış bizleri 17 dolar 20 sent bölgesine kadar çekilmeleri getirebilir. 17 dolar bölgesine kadar gelecek çekilmeler retest olarak kabul edilebilir. Ancak 17 dolar bölgesinin altında bir kapanış görürsek eğer fiyatın daha da düşme ihtimali mevcut. Bu düşüş nereye kadar gidebilir? 15 dolar 15 cent bölgesi bizim için yakın destek bölgesi olarak düşünülebilir. Çok daha sert bir düşüşte 13 dolar 50 cent bölgesi fibo desteği olarak kabul edilebilir. Burada Bitcoin hareketlerini ve EN'sin destek ve direnç bölgelerini yakından takip etmenizde fayda var. Ayrıca alım ve satımlarda kademeli alım ve kademeli satış stratejisini takip etmeniz çok önemli. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.